bir Kore dergisi şöyle, spor dergisi. Yaklaşık böyle 20-25 sayfadan oluşuyor. 10-15 sayfasında benim kocaman fotoğraflarım var. Kore'ye gittiğim zaman herhangi bir yerde, sokak, restoran hiç fark etmiyor. Tanınıyorsunuz. Ama kendi ülkenizde, kendi bayrağınızı gururla taşıdığınız bir şeyde o dünya şampiyonluğu maçının hiçbir görüntüsünü göremiyorsunuz yani. Benim milli takım ruhum diğer sporcularda olduğu gibi çok yüksektir. Son dönemlerin en zirvede olduğum dönem. Ama bu alanda bile hala maalesef sponsor bir tane bile yok. Hani Ferdi dünya şampiyonuyum, milli takımlar dünya şampiyonuyum. Dünya kupası kazanmışım bu senenin başlangıcında. Bir tane dahi bir sponsorluk teklifi yok. Yani bu zorluklarla devam ediyoruz yani. Öncelikle benim bilardoya başlama yaşım gerçekten diğer sporcular oranla çok fazla yüksek yaş olarak. Genelde dünyadaki bütün oyuncuların yaş ortalaması 7 ile 11-12 arası değişiyor. Ben maalesef lise son, üniversite 1 yani o yılları 18-17-19 aralığı öyle başladım. Biraz geç başladım. Tanışmam da bir kuzenimin bir bayram günü yeni açılan çok nezih bir salondu. Hala da faaliyet halinde değil ama. O zaman Merter'de, Balon Rouge diye bir salonda, hadi gidelim dedi. Hikaye aslında orada başladı. Yani o topların hareketi, o masa. Üniversite beraber böyle zaman zaman oynadığım, zaman zaman seyrettiğim bir dönemdi. 93-92 sonları. Tabii hedefim de o zamanlar sadece hobi olarak beni çeken bir aktivite diyelim. Dönüm noktası olarak şöyle söyleyebilirim. Ben 93'te işte üniversiteyi de kazandığımda part-time olarak bilardo salonunda işletmecilik yapmaya başladım. Hem üniversite harçlığımı çıkarayım dedim. Sevdiğimden dolayı da dedim hem seyrederim, hem öğrenirim, hem de işletmecilik yaparım. 99 senesi işte o askerlik kararını aldıktan sonra dedim ki bir deneyeyim. Olabilir mi? Çünkü o zaman sadece bilardo oynayabiliyorum o bir senede. Ve o bir senenin sonucunda Türkiye şampiyonu olarak bitirdiğim zaman ya dedim ki denenebilir. Çünkü sadece Semih Saygıner örneği var. Ve Yılmaz Özcan Dünya Kupası kazanmış 97 senesi. Çok zor bir spor olduğunu biliyorum. Yukarılara çıkmak çok zor çünkü karşınızdaki rakipler 20 senedir, 30 senedir o arenada mücadele ediyorlar ve her sene daha da güçleniyorlar. Bunlar arasında gidip şampiyon olabilmek, ilk 8'e girebilmek, ilk 4'e girebilmek çok zor. Ben dedim bir deneyeyim ve 2002 sonlarında o ilk 8'e girdikten sonra dedim herhalde yapabilirim. Sonrasında zaten 2003'te işte ustayla İlk defa Türkiye adına milli takımlar dünya şampiyonu olduk. 2004'te milli takımlar şampiyonu olduk. Bunlar bana biraz daha güven tazeletti değil. Ve öyle dediğim gibi başladı. O yolculuk öyle başladı. Kafanızın çok rahat olması lazım. Maddi anlamda rahat olmanız gerekiyor. Her spor dalında olduğu gibi. O dönemler benim kafamı tabii en çok zorlayan sebeplerden bir tanesiydi. Yani o zamanlar bana sorsaydınız, yani çocuğunuz oldu veya çok iyi arkadaşınız veya çok iyi dostunuz. Hani bilardo sporcusu tavsiye eder misiniz diye bana sorsalardı hayatta etmezdim yani. Çünkü spor zaten çok zor. Şampiyonluk gerçekten çok zor ama işin bir de hayatınızı devam ettirme gibi bir maddi problemle ilgileniyorsanız bu çok büyük bir şey. Hatta ben geriye döndüğümde baktığımda hayatımı gerçekten çok büyük riske atmışım. Yani ben Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. İlk kazandığım sene de ya diyordum ki matematikle aram iyidir. Yani ben bankacı olacağım, mali müşavir olacağım. O şeyle girmiştim. Ya dedim ki ben niye bunu riske ettim ki? Tabii ki bu riskin sonucunda bir başarı geldi ama gelmeyebilirdi. Başarı sonucunda ancak para kazanabiliyorsunuz. Başarısızsanız hiçbir geliriniz yok. Yani bir sponsor geliri herhangi bir şekilde belediyeden veya devletten her ay gelebilecek bir nakit akışı hiçbir zaman yok. O yüzden biz tabiri caizse devamlı savaşarak ve kazanarak paramızı kazanabildik. Bilardo'da belki şöyle söyleyeyim çok daha açık olur. Her zaman emek vermeniz illaki başarıyı getirmiyor. Bilardo'da diğer sporlarda çok detayını bilmemekle beraber söyleyeyim. Bilardo sadece bir yetenekten oluşmuyor. Yani çok iyi bir topa vurma yeteneğiniz, yani enstrümanı, yani ıstakayı kullanma yeteneğiniz sadece yetmiyor. Kendinizi yenileyebilmeniz, öğrenme kapasiteniz, kendinizi değiştirme potansiyeliniz, bakış açınız, önceki yaşadığınız dönemde ben 18 yaşında dediğim gibi başladım. Aldığınız eğitim, hayata bakış açınız,
O kadar fazla yetenek gerektiren bir spor ki 2-3 tanesi size başarıyı getirmiyor. Ve sporun tabii ki demin de söyledim en fazla zorluk tarafı bu sporu öğrenebilmek. Çok zor. Yani ben kendi kariyerimden biliyorum ve o kariyer içinde gördüğüm sporcuları biliyorum. Hala 25-30 senedir oynayan oyuncular belli bir yerde durdular, ilerleyemiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, 100 metreyi devamlı 10 saniyenin üstü, 10 saniye arası ama hiçbir zaman 10 saniyenin altına düşemiyorlar. Bu sadece emekle olmuyor yani. Onlar 25-30 senedir oynuyorlar. Yani bu çıtayı atlamak hiç kolay bir şey değil yani. Ve zaten atlayanlar işte dünyada ilk 8'e girebiliyor veya ilk 10'a girebiliyor. Bu sporun en zor tarafı bu sporu öğrenebilmek. Ve öğrenirken de Türkiye'de gerçekten çok zor. Sebi Saygıner'in olması örneklik açısından, sporculuk açısından, başarı açısından önemli ama birebir ders almıyorsunuz. Ancak onu görmeniz lazım veya diğer bütün dünyadaki iyi sporcuları görmeniz gerekiyor. Onlardan ilham almanız, doğruyu görebilmeniz zor bir şey. Birebir ders alacağınız bir kaynak yok Türkiye'de. O yüzden yukarı çıkmak gerçekten çok zor. Bu sporun kendi felsefesi, dediğiniz gibi hayatın kendi felsefesiyle aynıdır. Bazen işte o gelişebilmek adına her türlü fedakarlığı, her türlü doğru aklı, her türlü doğru bakış açısını kendinizde görmeniz gerekiyor veya geliştirmeniz gerekiyor. Bu sporda yanlış yürüyerek ilerlemeniz mümkün değil. Doğruyu görmeniz gerekiyor. Bildiğimiz tek bir pozisyon var, o da oyuna başlangıç pozisyonu. Noktaları bellidir, bir üç top da aynı yerde durur. Geri kalan hiçbir pozisyonu bilmiyoruz. Bazen bir maç anında o kadar zor pozisyonlar gerekiyor ki, zor anlarda doğru tercihlerle, doğru bakış açısıyla, doğru bir metanetle, doğru bir sabırla maçı oynamanız gerekiyor. Ama bazen bir maç geliyor, çok daha kolay, çok daha tabiri caizse böyle hiçbir problem yok. Çok rahat geçirebiliyorsunuz. Hayatın belli süreçlerinde nasıl zorluklar var? O zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Bilardo'da da öyle. Bazen inanılmaz zor olabiliyor. Bazen de bilginize göre çok daha kolay olabiliyor. Türkiye'de federasyonun hem organizasyon anlamında hem de oyuncu potansiyeli anlamında dünyanın her zaman ilk üçte gösteriliyor. Şu anda da bir numara olduğu bir alan var, o da Ankara'da yapılan tesis. Gölbaşı Belediyesi'nin, Spor Bakanlığı'nın ve federasyonumuzun önderliğinde diyeyim. Bir tane şu anda dünyada tek olan bir tesis. Tribünleri olan, yaklaşık sanıyorum iki dönüme ait büyük bir alan. Yani bütün spor organizasyonları yapılabilecek, her an yapılabilecek hali hazırda bir tesis. İnternetten bunu görebilirler orada. Muhteşem bir tesis. Hala ben gittiğimde, işte locadan seyrettiğimde hala heyecanlandım. Hani nasıl Boğaziçi Köprüsü'nden her an geçtiğinizde o heyecan ve o keyif vardır. Oradaki tesis de şu andaki Bilardo'nun mabedi gibidir. Dünyada örneği yoktur. Bu anlamda organizasyon anlamında da, tesis anlamında, oyuncu anlamında da örnek gösterilen ülkelerden bir tanesiyiz. Bu kadar zorluğa rağmen, bu kadar destek olmamasına rağmen başarılar geldi. Hem sportif anlamında, masa içi anlamında hem de masa dışı anlamında. Bu anlamda çok başarılıyız diyebilirim. Yani yavaş yavaş aslında diğer basketbol, voleybol bunlardan biraz daha artık işte şampiyonluklarını görüyoruz. Biraz daha ön plana çıktı ama futbol artık spor değil de bir büyük bir sektör yani. Ve Türkiye'de o rüzgardan maalesef etkileniyor. Etkilenmesi gerekir mi? Tabii ki belli boyutta. Ama hala geri kalan 62 tane, 70'e yakın spor federasyonlarının yaşadığı zorluklar var. Bilardo Federasyonu da ve Bilardo sporcuları da o zorlukları yaşıyor. Bu sene ben dünya şampiyonuyum. Milli takımlar dünya şampiyonuyum. İşte seneye başladığında Dünya Kupası şampiyonuyum. Bugün gazetelerde, bugün herhangi bir dışarı çıktığınızda benim ismim olarak söylemiyorum. Bu profildeki bir sporcuyu kaç insan tanıyor? Çok az. Açıkçası öyle bir beklentim yok. Ama yani bir profilin, Bilardo oyuncusu böyle bir başarılar elde ettiği sürece aşağıdan gelen her oyuncunun bir rol model beklentisi vardır. O rol model ne kadar değerliyse, ne kadar değer görüyorsa, bu parayla söylemiyorum bunu. İşte devlet kanadında besleyen bir takım geri dönüşler veya halktan gelen bir doğal motivasyon, manevi motivasyon bu kadar gördükleri sürece o oyuncuların da yarattığı büyük bir motivasyon oluşuyor. Ama şu anda az gözüküyor. Yani ben
ya ben de bir bilardo sporcusu olacağım. İşte Tayfun abi gibi, Semih abi gibi, Yılmaz abi gibi, Lütfi abi gibi, Adnan abi gibi, Murat abi gibi. Bu profilleri görsel veya yazılı medyada çok az görüyoruz. O yüzden motivasyonları biraz daha düşük. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir başarı elde ettiğimizdeki herkesin olmasa da yani %90'ın, %80'in haberi olduğu. Çünkü bir işte artık ne kadar zirveye çıkabilirsiniz ki? Dünya şampiyonundan önünde başka bir şampiyonluk mu var olimpiyat dışında? Ki biz olimpik değiliz. Ama bunu göremiyor diğer sporcular. Ona rağmen bu spora olan sevgilerinden büyük bir veya yeteneklerinden hala aşağıdan gelen çok başarılı oyuncular var. Şampiyonluk maçım var mesela, hiçbir televizyonda göremediniz. Yani belki milli takımlar dünya şampiyonluğu gözüktü. Semih Saygıner'in kendine ait o oluşturduğu profesyonel ajanslarla veya şeylerle bunu biraz daha yukarı taşıyabildik ama her sporcu bu güce sahip değil. Yani bunu, bu gururu ne bilardo sporcuları orada bir örnek olarak görebildi ne de Türk halkı o dünya şampiyonluğunun, o zirveye çıkan o Türk bayrağının oradaki keyfini yaşayamadı yani. Biz bunu kaybediyoruz yani. Bu ister bilardo sporunda olur, diğer bütün diğer federasyonların kazandığı dünya şampiyonluklarında veya branşların dünya şampiyonluklarında çok az görüyoruz. Bu keyfi, bu gururu Türk halkından maalesef direkt o duyguyu onlardan alıyoruz. Hiç verdiğimiz yok yani. Keşke getirebilseydim yani, şu anda elimde değil. Bir Kore dergisi, şöyle spor dergisi, bilardo sporu. Yaklaşık böyle 20-25 sayfadan oluşuyor. 10-15 sayfasında benim kocaman fotoğraflarım var. Kore'ye gittiğim zaman herhangi bir yerde, sokak, restoran hiç fark etmiyor. Tanınıyorsunuz. Çünkü devamlı televizyonda 3-4 tane kanal var. Bir tanesi sadece bilardo kanalı ve diğer spor kanalları var. Devamlı maçlarınız televizyonlarda. Tanımamamız mümkün değil yani. Diğer şeylerde de olabiliyor, diğer ülkelerde, ama Kore bu işin zirvesi. Ama kendi ülkenizde, kendi bayrağınızı taşıdığınız, gururla taşıdığınız bir şeyde o dünya şampiyonluğu maçının hiçbir görüntüsünü göremiyorsunuz yani. Bu biraz insanda demoralize ediyor. Demin dediğim gibi 3 tane dünya şampiyonumuzsun. Çıkın dışarıya, 100 kişiye soralım. Herhalde %10 çıkar diye düşünüyorum. Hani sorsunlar soruyu, 3 tane dünya şampiyonu olan bir sporcu bilardo'da isim veremezler yani. Benim başarılarıma gelirse 2000 yılında ilk defa Türkiye şampiyonu oldum. Semih Saygıner'in bir turnuva eksikliği var. 2000'den sonra sanıyorum genel klasmanda 8 defa Türkiye şampiyonum var. 16 tane Türkiye kupası var. Benim için hiç unutulmaz 2003 ilk defa milli takımlar dünya şampiyonluğu ve 2004 milli takımlar dünya şampiyonluğu. 2 sene üst üste geldi. Ve toplamda Türkiye'nin bu alanda milli takımlar dünya şampiyonluğunda 7 defa kazandık. Ve 5 tanesi benim imzam var. Bu anlamda inanılmaz gurur duyuyorum. 3 tane dünya kupası var. Dünya kupası şampiyonluğu. Ve bu sene bu işin en zirvede olan Ferdi Dünya Şampiyonluğu, ki Semih Saygıner'in 2003 senesi kazandığı dünya şampiyonluğu ikinci defa ben getirebildim. Bu anlamda büyük gurur benim için. Başarılarımın genelde, siz sorduğunuzda artık şey yapabiliyorum, takımlar bazında çok fazla. 4 defa sanıyorum kulüpler şampiyonluğu, 2 defa da milli takımlar Avrupa şampiyonluğu var. Bu anlamdaki başarılar hakikaten bazen ben de ya düşündüğüm zaman bakamıyorum ama şu anda Bilardo Federasyonu'nun kendi işte milli gururlarımız bölümünde oraya bak, bu kadar kazanmış mıyım filan. Geriye baktığınız anda gururlandıran ve bu spora hala motive eden başarılar. Amacım dünya klasmanında bir numaraya yükselebilmek. Bu sene ona yakınım. Önümüzde yaklaşık 6-7 tane turnuva var. Ve en öncelikli turnuva da şu anda Ankara'da ilk defa Türkiye'de yapılacak Ferdi Dünya Şampiyonası. Yani benim ünvanımı korumaya çıktığım turnuva. Akabinde yaklaşık 4 tane dünya kupası var. Bunlardaki en yüksek dereceyi diğer sporculara yaparsam dünya klasmanında bir numaraya yükselebiliyorum. Şu andaki en yakın hedefim o. İnşallah başarabilirim. Ki bu zamana kadar sanıyorum 6 sporcu bu ünvana çıkabildi bir numaraya. İşlerinde Semih Saygıner de var. İnşallah onlardan bir tanesi de ben olurum. Hedef kısa vadeli olarak bu. Benim milli takım ruhum diğer sporcularda olduğu gibi çok yüksektir. Ama dediğim gibi bu son dönemlerin en zirvede olduğum dönem.
Ama bu alanda bile hala maalesef sponsor bir tane bile yok. Hani Ferdi dünya şampiyonuyum, milli takımlar dünya şampiyonu, dünya kupası kazanmışım bu senenin başlangıcında. Bir tane dahi bir sponsorluk teklifi yok. Yani bu zorluklarla devam ediyoruz yani. Ben her zaman söylüyorum, yaşayan 7 efsaneden bir tanesi. Türkiye'deki sporcu profilinin, bilardo profilinin açan sporcu. Kişisel olarak takdir ettiğim en büyük özelliği çalışkanlığı ve kendini yenilemesi. Benim çok özel bulduğum iki özelliktir. İnsani olarak da, sportif yapısal olarak da örnek aldığım en büyük iki özelliği. Bu anlamda hala da yaşı 60'ı geçti, 59 özür dilerim usta pardon, 60 bandına hala da gelişmeye çalışan bir karakter. Bütün sporcuların örnek alması gereken birkaç tane muhteşem özelliği var yani. Diğer özellikleri de kendisi anlatır ama benim gördüğüm bu. Yeteneğini, şeyini zaten tartışılmaz. Bu anlamda Türkiye için büyük kazanç.